Ülkemizde pek çok alanda ve pek çok yöntemle zihin manipülasyonu yapılmaktadır. Senin bu alanda en kritik bulduğun gelişmeler nelerdir? Askeri sahada çeşitli nörokimyasallar, elektromanyetizma, hipnoz ve benzeri tekniklerin silah olarak kullanıldığını biliyoruz. Bence asıl tehlikeli olan günlük hayata sızan, insanları kuklaya çeviren teknikler. Ne gibi? Subliminal mesajlar. Ha. Gizli telkinlerden bahsediyorsun sen. Evet efendim. Modern dünyada bu gizli telkinler arzularımızın peşinden gitme dürtüsünü pompalıyor. Aslında kendi tasarladığı arzu nesnelerinin peşinden gitmemizi güdülüyor. Aynen öyle. Asıl tahammül edilmez olan organik bağlarımızla oynamaları. Organik bağlarımız derken? Mesela İstiklal Marşı bir Türk için standart donanımdır. Bu tür değerler üzerinde yapılacak oynamalar bizim eksenimizi kaydırabilir. Yapılmış örnekleri var mı? Irak'ta bu alçaklığı Kur'an-ı Kerim üzerinden yaptılar. Dağıttıkları CD'lerde ayetlerin arasına direnme, teslim ol gibi subliminal mesajlar yerleştirdiler. Irak'a son müdahalelerinde de bunun semeresini aldılar. Aynen öyle efendim. Bunlar için bir filtreleme sistemi var mı? Efendim, Rusya böyle bir sistem kullanıyor. Bütün bunlar gösteriyor ki bizim de artık bu koruma sistemine sahip olmamız lazım. Vatandaşların can sağlığı yanında zihin sağlığı konusunda da tedbir almak zorundayız. Kesinlikle efendim. Sosyal neuroscience uzmanlığı olmadan bir savunma stratejisi düşünülemez. Neyse ki artık bu konuda çalışan uzmanlarımız var. Lütfen gözlüğünüzü alın. Ben söylemeden takmamanızı rica edeceğim. Bu ne için? Görüntüler ışını mı yayıyor? Hayır efendim. Gözlükler ayrıştırma yapıyor. Şimdi gözlüğü takabilirsiniz. Tebrik ederim. Çalışmalarınızın her aşamasından haberdar olmak isterim. Memnuniyetle efendim.